Bir Araba Nasıl Yapılır isimli kitabı okumasını tavsiye ediyorum kendisine. Edwin Nüvi. Edwin Nüvi. Yani McLaren'de mesela Dolunay olması yetiyor. Ama Mercedes'in doğru yarışı kazanabilmesi için 7-8 gezegen hizalanması gerekiyor yani. Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini geride bıraktık. Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Ben de tam şey okuyordum, Edwin Nüvi'nin kitabını. Evet. Değerli izleyenlerimiz de fark etmiştir. Tam nerenin eksik olduğunu buldum. Neymiş? Şu an takımda. Hiç anlamadım nerenin eksik olduğunu ama ya burada kendi hayatını falan anlatıyor böyle garip garip. Yani bu kitabı herhalde tasarım ekibinde kimse okumamış bu hafta. Evet. Abi araba berbat. Red Bull yok orada. Red Bull korkunç durumda yani. Ben Adrian Newey'e çok güzel bir önerim var benim. Nedir? Bir Araba Nasıl Yapılır isimli kitabı okumasını tavsiye ediyorum kendisine. Adrian Newey. Çünkü yani bu kadar korkunç bir araba olamaz. Ya araba virajları dönmüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnanılır gibi değil ya. Red Bull çok zorlanıyor. Abi Verstappen nasıl ikinciliği nasıl aldı? Hiçbir fikrim yok. Perez'in pozisyonu, hayatımda ilk defa böyle düşünüyorum, gayet normal. Evet. Yani Perez'in bu kadar berbat performansı çok normal şu an yani. Hı hı. Ve Red Bull korkunç durumda. Perez aslında bence iyi de bitirdi bak yani. 7-8 olanlar Mercedes'ler. Ya evet. Hani Perez'in doğal pozisyon 8.lik gibi olmuştu ya. Evet, Mercedes'lerde ama bu yarış bir gariplik vardı ya. Hava da serindi aslında. Ama ona rağmen çok iyi performans sergilemediler. Russell hatta düştü bayağı yani. Hani Russell yukarıdan, Hamilton aşağıdan ortada buluştular böyle. 7-8'de buluştular. Evet. 8-9'da mı buluştular? Oralarda buluştular. 7-8'de buluştular. Aynen. O biraz garipti yani. Russell gibi hani süperstar bir pilotun nasıl böyle performans sergilediğini ben şahsen anlamadım. Yani Mercedesler de aracın çalışma aralığının çok dar olduğu yorumları var. Yani hani şey diyorlar ya sürekli. Her şeyi bir araya getirdik ya da getiremedik diyorlar evet, ya. Evet, evet. Onlardaki her şey biraz daha fazla gibi yani. Evet. Hani McLaren daha az şeyin bir araya gelmesiyle aracı daha iyi performans çıkarabilirken Mercedes'te o şeyler çok fazla gibi. Her yani şey McLaren'de gibi. Mesela Dolunay olması yetiyor ama Mercedes'in doğru yarışı kazanabilmesi için 7-8 gezegen hizalanması gerekiyor yani. Evet, McLaren dominasyonu gördük. Norris evet. Pole pozisyonunu aldı cumartesi hı-hı. günü. Birinci başladığı yarışa birinci başlayamadı gibi bir şey oldu. Hani şey ya, evet futbolda ya. Şey yorum deyimi vardır bilirsin. Soyunma odasında gol yedik. 1-0 geride. Evet çok güzel. Şey. Bilmiyordum bu arada. Bayağı güzel terimmiş. Norris de bayağı sevdim. Yani şeyde yarışa başlamadan birinciliği kaybetti. Yani Twitter'da da bir karşılığı var bu arada. Böyle evet. Şey metrodan çıkarken bir tane fotoğraf var. Adam metro yürüyen merdivenden de sigara yakmış. Yani içeride yakaydın. Ya Norris gerçekten daha metro yürüyen merdivenlerinde ilk sırayı kaybediyor. Evet. Onun neden olduğunu ben anlamıyorum. Yani Piastri de kaybediyor bu arada. Evet. Piastri de öyle iyi kalkamıyor. Evet. Arabanın kalkışı mı kötü? Yoksa Norris yeterince reflekslerim kuvvetli değil? Bilmiyorum. Şöyle onunla ilgili sana bilgi vereyim. Yani aslında reaction time Norris'le Verstappen'in birebir aynıydı. Ha. Ama aracın 0-200 hızlanması Verstappen 5.4 iken 5.6 ya da neyse Norris 6 saniyeydi. Allah yani Allah. Şey orada kavrama noktasını doğru ayarlayamıyor olabilirler. Olabilir evet. Yani ya da araba işte çok sarıyordur belki o da olabilir. Bir ton bir parametre var yani. Ama artık şey çok güzel hissettiriyor. Verstappen zırt diye geçtikten sonra ya tamam adam aldı bitirdi diye bir şey yok. Evet, biliyorsun hadi Norris, kapat yarışı diyemiyorsun yani. Ha, Norris bir yerde geçecek, bir yerde peşine gelecek yani. Arkasına takılacak onu biliyorsun o çok keyifli. Evet bu yarışta da o bir yer 18. tur oldu. 17 değil miydi? 18 mi? 18 bir yer işte o civardır. Ya sanki ben 17 gibi kalmış. Ben 18 diye not almışım yarış sırasında biliyorsun. Evet, olabilir. Çok kıymetli notlar alırım. Evet. Ondan sonra. Ben de bayağı not alıyorum ama ya. Evet. Hiç not almıyorum değerli izleyenler ya. Bir mesela program öncesi abim hazırlık yapıyor. Ya ben hiç yapamıyorum ya. Yani geçen sezon arası değerlendirmede ben o kadar hazırlanıyordum. Hani not evet. alıyorum işte bakıyorum. Head to head'lere bakıyorum falan. Ata oturuyor yanında böyle oturuyor. Evet. Ya işte, sen ne konuşmayı planlıyorsun dedim. Abi, neyse planı varmış en azından. Şey plan yoksa, her zaman var. Plan olmasaydı az önce. Hiçbir fikrim olmasa da her zaman bir fikrim vardır. Pre-processing sende, post-processing bende. Aynen öyle. Aynen çok öyle. Çok mükemmel evet. İşbirliği içerisindeyiz. Evet McLaren'lere baktığımızda Norris pole'den başlayıp kazandı. En hızlı turu da aldı. Şeyi yaptı. Ne diyorduk? Hat-trick'i yaptı. Hat-trick. Grand Slam. Ya full birinci giderse mi Grand Slam oluyordu? Yok. Şeyde işte en hızlı tur şey
Hat-trick diye bir şey yok değil mi? Hat-trick yok ya. Doğru. Hat-trick diye bir şey zaten yok da. Bir de bir şey daha var. Gene de şey üçlü işte yani. Bir de bütün turları da lider giderse onun da bir adı vardı. Ama hat-trick. Grand Slam olabilir. Yok, Grand Slam şey işte en hızlı turu aldı, pole pozisyonunu aldı, birinci oldu. Evet, aynen. Bunu başardı Norris, son turda attı. Bir de evet. Şöyle bir şey var. Aslında Norris pitlerden, yani pitler demeyeyim, tek pit oldu zaten. O pitten sonra tur zamanı aynı noktaya getirdi ve yarışın sonuna kadar o seviyede götürdü. Ve son turda hala kaç şeylik turluk hard olmasına rağmen evet. aracın üstünde en hızlı tur alabileceğini ve araçta hala hız olduğunu göstermiş oldu. Evet. Yani şey ihtimali maçtan korkutucu. Yani. Şey ihtimali artık tartışabiliyor olmaktan ben çok mutluyum. Verstappen sene sonuna kadar her yarışta ikinci olması durumunda. Bugün bunu Twitter'dan gördüm. Şimdi evet. alıntıladığını. Bu benim sesim değil. Verstappen her yarış sonu ikinci olması durumunda dahi Norris kalan 9 yarışın 9'unu sprintlerin 3'ünün 3'ünü ve bu yarışların herhangi birinde de herhangi 5'inde en hızlı turu aldığı zaman şampiyon oluyor. Bak bu Norris'in 2 yıl önce rüyasında görse evet. kan ter içinde uyanacağı, ulan ben ne rüya gör, pardon ya, uyanmayacağı bir rüya olurdu yani. Evet. Ama şu an gerçekten böyle bir ihtimal masada. İnanılmaz. Takımlar şampiyonasından zaten bahsetmiyorum. Ya 30 puana falan düştü aradaki fark. Norris Piastri ya Perez eşeğini mükemmel kapattılar yani farkı. Öyle, öyle. 434'e 404. Evet. Şu 30 puana düştü dediğimde zaten bundan bahsetmiştim ama biliyorsun ki bende istatistikler çok yerindedir evet, yani her zaman. Her zaman. Her zaman. Evet. Piastri de 3. başladı ama podyuma çıkamadı. 4.lükte kaldı. Onda uzun be. Süre Leclerc'i takip etti. Ya Leclerc ne yapıyor? Leclerc Verstappen'in daha iyi performans sergiledi bence. Ya Ferrari hiç beklenmedik şekilde aslında 3. araç oldu bu yarışta. Yani Mercedes'lerin önündelerdi yarışta. Evet. Yani şeye baktığımızda... Mercedes'ler çok net 4. araçtı ya. Evet. Kuşkusuz yani. Ya bir de tam orada buluştular çünkü yani. İlk 6'lı bitti. Hı hı. Alttakiler bitti. Tam Mercedes kaldı arada 4. araba olarak evet. yani. Mercedes'lerin bir de yani tempoyu yakalayamadıkları için çift pit stop yapmayı tercih ettiler. Evet. Yani softlarla Perez'i yakalayabileceklerini düşündüler ama olmadı. Ya herhalde hard o kadar uzak bir ihtimal gibi gözüktü ki onlara. Zaten Perez geliyordu arkasından. Evet. Russell bir ara yani 7 saniyeye kadar düşürdü farkı Perez'le. Sonra oradan 9'a geri çıktı. Yani softların performansı bitince ama evet. Mercedes zayıftı ya. Yani sen uyduruk yani eşek rari süren Perez'i bile şey yapamıyorsan, yaklaşamıyorsan abi demek ki araban çok kötü yani. Evet. Ya şimdi tabii de McLaren'de şunu da söylemek lazım. Yani pitler öncesi yani pit öncesi ağız alışkanlığı pitler kalıyor. 5 saniye kadar çıkarmıştı Norris fark. Hı hı. Ondan sonra pite girdiler, çıktılar. Yarışta 22.8 saniye farkla bitirdi. Ya Martin Brundle'ın bir söylentisi var. Kendisi şey yaptı. Evet. Bu bugün de demiş ki Verstappen işte kendisi işte fabrikaya bir mesaj iletmek için böyle bir şey yaptı falan. Abi böyle bir şey ihtimali var mı? Verstappen mesaj, böyle biri değil ya. Ha, mesaj iletmez ki öyle hani ya işte kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yapmaz yani. Gider fabrikaya milleti gebertir. Sonra çıkar aynen hayatına devam eder. Yani öyle bir ihtimal bence yok. Evet. Martin Brundle da çok boş atmış diye buradan yorumluyorum yani. Peki Piastri 3. başlayıp en hızlı otomobille podyum yakalayamadığı için Piastri'yi sence eleştirmeli miyiz? Yoksa yok Piastri canım. Sadece ikinci senesi olduğunu hatırlayıp ara ara böyle şeyler de olur. Ya ikinci senesi adamın abi yani hani tamam şey değil sonuçta yani Leclerc ya da Hamilton gibi bir çaylaklık geçirmiyor yani. Evet. Çok kötü bir arabayla başladı. Daha yeni yeni üst sıralara kafa tutabiliyor. Yani tabii. Böyle bir geçmişi olmadı çocuğun. Tabii yani ikinci yüzden, yani hakikaten ikinci senesi yani. Gayet şimdi. Normal. Seneye mesela ne olacağını yani McLaren bu seviyelerde kalırsa Piastri'nin sene ne yapacağını ben tahmin edemiyorum ya. Belki böyle 2016 Rosberg Hamilton gibi bir şey McLaren içinde görürüz yani. Bir de yani Piastri 179 puanda 4. Çok Leclerc 192 puanda yani çok yakın zamanda da geçebilir. Evet. Çok yani. İyi. Çok iyi. Ya Piastri'nin sezonu 3. bitirmesi bence çok büyük başarı. Çok uzun zamandır bir böyle şey rookie ya da sophomore pilotlar bu seviyelerde yarışamıyordu çok uzun zamandır. Evet. Çünkü hiç böyle önde bir takıma yeni pilot gelmiyordu yıllardır. Hep böyle işte Williams, hani bileyim mesela Leclerc işte Alfa Romeo ya. Böyle böyle takımlara geliyorlardı. Şu an Piastri için de yıllar sonra Piastri Formula 1 için de bir ilk bu açıdan.
Aynen öyle. Şimdi Mercedes'e tekrar baktığımızda Russell 4. başladı. Evet. Hamilton Q3 yapamadı. En aynı. 13.lükte kaldı. Yarış sonunda da demiş ki ben Russell'ın yerinde başlasaydım daha yukarıda bitirirdim. Ama böyle şimdi bil bakalım ne oldu. Başlayamadın enişte. Evet. Başlayamadın ki oradan. 11. mi ne oldu değil mi? Kaçıncı mı? 13. başladı. 13. oldu. Yani hak ettiği yer orası da değil tabii. Yani Russell 4 olurken onun maksimum 5 olması lazım. Tabii. Yani şey yapabilirlik anlamında, potansiyel anlamında yani. Evet. Evet, o yüzden 13 çok düşük. Evet. Yani ama Mercedes takımı ayağını denk alsın. Niye? Tamam mı? Mercedes bu hafta çok terso bir hareket yaptı. Ayağınızı denk alın. Mercedes AMG Formula 1 Petronas. Yusuf Dikeç'in pozunu verdi. Russell Twitter'da. Sonra bizim de internette her Türk içerikli bir şeyin yabancı ve uluslararası gönderinin altında olduğu gibi orada da Türk bayrakları falan böyle yığıldı alta koment olarak. Mercedes bunları gizledi. Ayağını denk al Mercedes AMG Formula 1 Petronas. Vallahi buradan bir çıkarız. Önce Almanya sonra Malezya. Petronas Malezya'da ya. Evet. Sonra Malezya. Dikkatli olun. Evet, yani bu önemli uyarından sonra da Ferrari'ye şöyle bir bakalım. Leclerc 6. Sainz 10. başladı. Evet. Yani onlar cumartesi pek bir hız vaat etmiyorlardı bize. Ya işte Leclerc'in o klasik hani kuallerdeki mükemmel performansıyla sayesinde 6.lık alabildi yani. Yoksa arabanın hak ettiği yer kuallerde 10'du gerçekten. Q3'ün sınırındaydı yani. Evet. Yani işte maksimum ama yine şey yani 4. arabalıktan aşağıda değillerdi. Değil de kuallerde mesela ne bileyim Albon'un 8. oluşu falan normaldi. Evet. Ama Sainz'in 10.luğu da işte bir o kadar anormaldi o yüzden yani. Albon 8 iken sen 10 olamazsın abi. Evet. Yani şey de Leclerc de iyi kalktı. Yarışın başında da sıra kazandı ve temposu da gerçekten iyiydi. Piastri arkasında tutabildi. Piastri gerçekten geçiş yapabilecek hiç fırsat yakalamadı. Yani yan yana hiç gelemediler yani. Evet ya, araba aşırı baskın değilse bu Hollanda'da geçiş yapmak çok zormuş zaten ya. Ben bu arada hiç yarışmadım da Hollanda'da. O yüzden çok da bilmiyorum. Değişik pisti. Bir pist zaten. Ya evet. Yani. O şey eğimler falan güzel bu arada. Biraz böyle Indianapolis'i falan anımsatıyor. Bakalım arkamızda var. Arkamızda Zandvoort. Şurada görebiliyorsunuz. Evet. Zandvoort'u gördük. Hani o açıdan bir ilginç bir pist. İşte eski bir pist. Dar yani. Hani şeyden Verstappen son 3 yıldır kazanıyordu. Ondan önceki kazanan Verstappen'in kayınpederi yani. Hani Nelson Piquet. O yüzden şey yani bir garip bir pist ama keyifli, hoş. Yeni McLaren'in yeni kamerası, o gyro kamera çok güzel olmuş. Tam yani Hollanda'ya uygun bir kamera olmuş. Zandvoort'a. Evet, evet. Hani bu eğimli yerlerde şey olması falan, kameranın hep yatayda kalması falan çok güzel olmuş. Bu şeyde de Kota'da da güzel olur. Burası da eğimli ya Amerika'da. Circuit of the Americas. Aynen. Baktığımızda bir de ekstra performans gösteren Gasly var. O da 9. başlayıp 9. bitirdi. Yani Alpine'le buralarda kalması gerçekten önemli bir sürpriz yani. Gasly bir de hani Alpine tarafında hep daha iyi olması beklenen ama işte sezon arası değerlendirmede de konuştuğumuz gibi Ocon'un arkasında kalan bir pilottu. Ocon'un arkasında mı kalmış ya Gasly? Evet evet. Head-to-head'lerde hep gerisinde kaldı. Vay be. McLaren'in pole'den başlayıp kazandığı son yarış 2012 Monza'ymış. Ha, bayağı olmuş. Hamilton. Haftaya da Monza'dayız zaten. Aynen öyle. McLaren'de iyi yarışmış ha. 2008'de başlayıp. Evet. Bayağı gitmiş. 2014'e kadar McLaren yani. Değil mi? Adam toplam iki takım var. Aynen öyle. Hep vay Mercedes be. Motoruyla yarıştı. Hep bakalım, Mercedes motoru evet. Göreceğiz seneye Ferrari motoruyla bakalım neler yaşayacak. Birazcık olmaz. Leclerc'in tokat manyağı yapacak, sıkıntı yok. Evet, fantasy takımlarımızda inanılmaz bir şey oldu. Ata transfer yapmış. Evet, artık mevcut takımıma olan inancımı biraz kaybettim. Acele etmeseydin ya, 15. yarış geride kaldı. Ya ama işte bak, sırf bu yüzden Türkiye'de futbol gelişmiyor abi. Hiç kimse sabredemiyor, tamam mı? Hiçbir takım patronu sabredemiyor, teknik direktörü, oyunculara falan. Evet. Ve teknik direktörler kötü performans mı sergiliyor? Birkaç hafta içinde kovuluyor. Abi biz bunu yaparsak futbol da gelişmiyor, Formula 1 de gelişmez. Ben takımıma inandım. Bazı haftalar senden bile daha çok puan aldım. Yani, yaşandı. Az. Gayet yaşandı. Evet, aynen. O yüzden artık ama sezon arası oldu. Sezon arasında yeni transferler vakti gelir. Doğru. Ben de onları yaptım ve takımıma Norris ve McLaren aldım.
İyi yaptın yani sonunda. Galibi bulduk. Norris, Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda, McLaren, Red Bull ile 240 puan. Aslında aldım. 250 puan aldım da 10 puan deduct yaptı. Düştü benden. Benim takımımda Norris, Bottas, Russell, Sargent, Hülkenberg, Mercedes, McLaren, Mercedes'ten. Sen nasıl o kadar paran aldım var ya? Norris, Russell falan. Çünkü şey oluyor ya hani, her hafta fiyata göre, performansa göre ufak tefek düzeltmelerle oradan minik minik bütçe arttırıyorsun aslında. Tamam, mesela senin şu an toplam bütçen kaç para? Yani geçen yarışa başlarken 118.7 miydi, öyle bir şeydi? 118 mi? Evet. Şaka yapayım, benim 100 falan herhalde şu an. Ya 103-105 falandır sende. Ha, ben ya biraz yüzden, yatırım arayayım ya. O takımına. Yüzden iki tane büyük pilot alabiliyorum. Hmm. Ya öyle işte. Neyse, hiç sıkıntı yok. Ben onlar olmadan da. Ediyorum, seni tebrik ediyorum. Üçüncü sezonda böyle bir şey olduğunu çözdüm. Evet. Şeyde Pitbot Ligi'nde de Olcay liderliğini devam ettiriyor. Bu hafta 3373 puan aldı. En yüksek puanı da yine bu kendisi çok aldı. Çok puan almış bu hafta. Puan, evet, 3373 bir tek haftada çok değil mi? Bu hafta mı? Bu hafta evet, kümülatifte 3300. 3x kullanmış. Evet. Normalde 1100 almış. 1122. Evet. Şeyde de 3373 olmuş. Yani. Oluyor öyle, ben evet. İşte istersen her şey oluyor diyoruz. Evet, bir sonraki yarışımız Monza. Boşluğumuz yok. Evet. Bir ay boştaydık. Bir ay yarışımız yoktu. Şimdi iki hafta üst üste Avrupa'dayız. Monza'da gözler Visa Keşep Red Bull'da olacak. Neden? Çünkü hem arabada hem takım şeyinde, tulumunda pilotların Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı şerefine Türkiye İş Bankası reklamı bulunuyor. Evet. Ben hala bu, tamam, güzel bir şey, keyifli bir şey ama ben hala yani borsaya kote bir 100 yıllık bir firmanın neden 100. yılını kutlamak için böyle bir şey yaptığını anlam veremedim. Kimse de açıklama yapmadı. Pazarlama yani işte. Kime neyi pazarlıyor? Bize mi? Ben zaten İş Bankası müşterisiyim. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? O zaman İş Bankası şeyi bıraksın. Ha, Formula 1. Ya ne bileyim, git şeye, Barcelona'ya falan reklam ver yani. De futbol gibi bir şey hani. Bir de Visa Keşep Red Bull ne ya? Yani şeye, keşke Kick Sauber'e verselerdi reklamı yani. Kardeşim orada ne olmuştur biliyor musun? Etki analizi falan yapmışlardır. Orada datalar konuşmuştur. Aynen. Kesin öyle bir datacı demiştir çok, ki. Çok abi de hocam, Ricardo'ya yazıyoruz hocam. Ricardo alnına adımızı yazıyoruz. Sayın CEO, kesin Formula 1 yapmamız lazım. Futbol herkes yapar falan demiştir. Orada büyük etki, pazarlama analitiği çalışmıştır orada falan. Bence ya şöyle ki, ben buradan şunu anlıyorum. Türkiye İş Bankası'nın CEO'su ve bütün yönetim kurulu, ya bu kararda olumlu karar veren bütün yönetim kurulu üyelerinin Pitbot izliyor olduğunu düşünüyorum. Tabii. Başka bir ihtimal yok çünkü. Evet evet. Hepsi abonemiz zaten. Abone olmayanlar da var aralarında. Onları görüyoruz zaten. Onlara da hani hayırlı olsun diyelim. 100. yılınız kutlu olsun. Evet. O zaman biz de sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini geride bırakırken abone olmayı unutmayın diyelim. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumları altına yine patlattın. Seviyorum yani. Yorumları altına eklemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya Monza'dan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.